Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 269. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Doktor Yasin Ramazan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Kendisi Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kendisiyle aslında bu ikinci yayınımız. Biz pandemi döneminde uzaktan da bir yayın daha yapmıştık. Orada Düşünmenin Alfabesi başlıklı bir yayındı o. Bugün de kendisinin ikinci kitabı Araştırmanın Alfabesi, şöyle göstereyim, Babil Kitap'tan çıktı. Bu alfabeler serisinin ikinci kitabı diyelim. Bir de üçüncüsü geliyor, yoldaymış. Evet, üçüncüsü de yoldaymış, onun haberini aldık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam bu alfabeler serisi bir temel veriyor ve diğer şeyde de, diğer yayında da nasıl düşünürüz sorusuna, nasıl düşünmeliyiz ya veya yöntem olarak düşünmenin şeyini konuşmuştuk, düşünme yöntemlerini konuşmuştuk. Burada da aslında çok temel bir araştırma yöntemi kuruyorsunuz ve bunun üzerinden gidiyorsunuz. Ya bu ihtiyaç nereden çıktı? Bu alfabeler, siz de hocasınız üniversitede, evet, herhalde bir şey görüyorsunuz ki bunları yazmaya başladınız. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Yani bu alfabe dememizin sebebi şu, düşünmenin alfabesinde de, bu araştırmanın alfabesinde de, ya bir şey yapmanın çok temeline biz alfabe diyoruz zaten. Yani elifbası da diyebiliriz buna. Bu işe girerken bunu nasıl deşifre edeceğimizi alfabelerle yapıyoruz. Şimdi düşünmenin, tabii hepimiz doğal olarak düşünüyoruz diye hepimiz iyi düşünüyor değiliz. Aynı şekilde hepimiz araştırma yapabiliyoruz diye, ki insan zihninin çok temel bir özelliği araştırma yapmak. Bunu iyi yapıyor anlamına gelmiyoruz doğal olarak yaptığımız için. Eğitilmemiz lazım. Bunun için de araştırma dediğimiz teknikler gelişiyor, değişiyor, dönüşüyor. Bir kısmı bırakılıyor vesaire vesaire, ama temelde, yani akademi kurulduğundan beri birbirini takip eden yöntemler görüyoruz. Yani bu yöntemlerin toplamı bize araştırmanın nasıl yapılabileceğine dair zihnin eğitilmesi ve bilginin nasıl inşa edileceğine dair bir ufuk çiziyor diyebilirim. Yani sosyal bilimler yöntemleri ya da doğa bilimlerinde farklı yöntemler olabilir, ama hepsinin çekirdeğinde temel bir kültür var. Sürekli gelişen, değişen bir kültür var. Kitapta bu kültür üzerine konuşmak istedim. Zaten bir, mesela işte sosyolojide ya da tarihte araştırma yapacak birisi farklı şekillerde o araştırma yöntemleri ne bulabilir başka kitaplarda ya da derslerini alabilir. Onlar çok teknik şeyler. Ama bunun bir kültürünü olduğunu işaret etmek istiyorum ben. Ve o kültür bizi araştırmaya hazırlıyor. Akademisinin bir parçası olmaya hazırlıyor. Peki hocam, burada zaten siz sorular sormuşsunuz da bunları tekrardan sormuyorum. Neden araştırıyoruz? Neden araştırıyoruz yani? Niye, evet, niye böyle yapıyoruz? Ya nasıl araştırıyoruz? Bunlar, evet, böyle çok genel sorular ama tabii şeyler de, tabii burada teknik olarak da cevaplıyorsunuz. Peki genel olarak, yani üniversitede hocalıkta yaptığın için söylüyorum. Bilgiyle ilişkimiz nasıl? Yani şey anlamında, metodolojik olarak, evet, nasıl bir ilişkimiz var? Yani akademide hedeflediğimiz bilgi, araştırmanın hedefi olan bilgi, kolektif bir bilgi. Yani tek başımıza hiç kimsenin görmediği bir yerde edindiğimiz şeyler araştırmanın konusu değil. Araştırarak da öğrenmeyiz zaten onu, bizzat tecrübe ederek öğreniriz. Araştırma deyince işin içine kolektiflik giriyor. Yani benim söylediğim bir şey sizin denetleyebilmeniz, sizin söylediğinizi benim denetleyebilmem, İkimizin ortaklaşa bir kavram üzerinde ittifak edebilmemiz, tecrübelerimizi ortak tanımlar ve tanımlamalar, tarifler neticesinde bir ileriye aşamaya taşıyabilmek
hedeflenir. Araştırmanın amacı budur. Yoksa gerçekten dışarıya kapalı olan bir yöntem araştırma yöntemi olmaz. Mesela diyelim ki daha Doğu dinlerinde ya da mistik öğretilerdeki yöntemler araştırma yöntemi değil. Orada da bir şeyler keşfedilebilir. Orada da belki bizim bilgi diyebileceğimiz bir sonuç çıkabilir. Ama bu akademideki araştırma yöntemleriyle tamamen ilgisiz bir şey. Akademide biz kolektif olarak birlikte neler ortaya koyabiliriz? Tek başımıza yapamadığımız neler yapabiliriz? Çünkü hepimizin bir perspektifi var. Hem fiziksel olarak bir perspektifimiz var. Hem de bir subje olarak, bir özne olarak perspektifimiz var. Bu perspektifin ötesine geçip ne görebiliriz? Birbirimizden ne öğrenebiliriz? Bunun için kolektif olmak durumundayız. Bu bilginin de en önemli özelliği, araştırmayla elde edeceğimiz bilginin en önemli özelliği bunun kolektif olması. Evet. Şimdi biz yayına girmeden önce biraz sizle sohbet ettik. Yani şöyle bir şey söylediniz. Yani insanlar hala ilkokulda öğrendiği gibi okuma yapıyor. Bunu biraz açar mısınız? Yani akademik okuma nedir? Yani işte bir konuyu araştırmak için nasıl okumak gerekir? Biraz bunları örneklerle açabilir misiniz hocam? Şöyle işte ilkokulda okuma yazmayı öğreniyoruz. Bitiyor yani ondan sonra bütün gördüğümüz tabelaları okur gibi bütün kitapları da okuyabileceğimizi zannediyoruz. Ama bu iyi bir şey değil. İyi bir varsayım değil. Neden? Çünkü şimdi kitapla olan ilişkimiz özellikle ilkokulda öğrendiğimiz için söylüyorum. O sırada çok hayal gücüne dayalı bir ilişki. Yani biz okurken aslında bir şey okuduğumuzun farkında olarak okumuyoruz. Onun ötesini görüyoruz. Dolayısıyla yazar transparent, yani saydam bir şekilde. Kimin yazdığı çok önemli değil. Mesela ilkokulda okuduğunuz kitapları düşünün. Diyelim ki işte Ezop'un masallarını okudunuz. Ya da Binbir Gece masallarından seçkiler okudunuz ilkokulda diyelim. Okuduğunuz şeyin yazarının kim olduğunun gerçekten hiçbir önemi yok o sırada. Aldığınız haz, hayal gücünüzü geliştirmesi ya da ders kitabını okuyorsunuz. Ders kitabının yazarıyla ilgilenmezsiniz. Yani oradaki materyalle ilgilenirsiniz. Bu tabii ki çocukluk çağı için sorun değil aslında. Ama çocukluk sonrasında bir okumanın bu şekilde yapılamayacağını öğrenmemiz gerekiyor. Temel farklılık burada yatıyor. Artık hayal gücü bize yeterli gelmiyor. Bizim daha eleştirel yaklaşmamız lazım. Yani bunu kim yazdı? Neye göre yazdı? Neden böyle yazdı? İşte nasıl yazdı? Daha iyi yazabilir miydi? Ya da bir başka yazılanlarla uyuşmuyor mesela bu. Ya da birkaç sayfa öncesinde söylediği şeyle aynı şey değil falan gibi. Daha o saydamlaşan yazarlık, yani o yazarın perspektifi görünür hale gelmeye başlaması lazım. Ki geliyor da aslında. Ama bunu bir şekilde kültür olarak almadığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı hakkında yazılanlar var. Onunla ilgili bir kitap okuyorsunuz. Şimdi eğer akademi kültürüyle okuma yazma temrinlerine sahip değilseniz Birinci Dünya Savaşı ile ilgili her okuduğunuzu daha önceki okuduğunuzu bir şekilde onaylar ya da onunla bir şekilde yerleşir gibi okumaya çalışıyorsunuz. Yani böyle bir şey gibi, yapbozun parçaları gibi, yani onunla bir arada olması gerekiyor sonuçta. Birinci Dünya Savaşı hakkında yazılmış bu tarihi bir şey. Fakat bu birincisi çok büyük çelişkilere sebep oluyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı hakkındaki bütün görüşler, bilgiler bu saydam değil, insanların perspektifinden yansıyan şeyleri okuyoruz. Bunları bir araya getirdiğimizde çelişkileri görmüyoruz. İkincisi ve daha önemlisi yazarlar ortadan kayboluyor. Yani kimden duydun bunu bilmiyorsun. Evet, Birinci Dünya Savaşı hakkında okudum ama nereden okudum? Sanki bütün bilgiler objektif bir şeyden geliyormuş gibi, bir çeşmeden akıyormuşçasına. Nereden geldiği önemli değil. Ben bir kitapta okudum sonuçta. Seviyesinde devam ediyor. Bu da bize eleştirel olmanın, bilgiyi
sağlayabilmenin, bilgi olup olmadığını bilinmenin yollarını tıkıyor. Böyle bir farklılık var. Akademik okumayla ilkokulda öğrendiğimiz okumanın arasında. Burada bahsettiğin aslında bir kitap otorite var. Yani bir evet. Şey olunca da mesela bir cildin içine girince de bir otorite olarak görüyorsun. Tabii. Yani şey biraz kutsallaşıyor. Değil mi? Yani bir de tabii öyle bir durum var. Yani kitabın içeriği yazılan... Okumayı romantize etmek diye bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Hatta kitabı romantize etmek. Yani işte kitapta yazıldıysa... Doğrudur. Bir şekilde kitaba girdiyse... Şimdi aslında bunun ben biraz tarihi şeyinin de olduğunu düşünüyorum. Kitabın tarihini falan araştırırsak muhtemelen yani kültürel olarak aktarılan bir şeydir. Gerçekten bir kitaba girdiyse onu yazan kişinin belli bir seviyede olduğunu düşünüyoruzdur. Ki yani baskı tekniklerinin gelişmesine kadar az çok böyledir. Hani bir kitap yazılıyorsa bir bilendir. En azından toplumun büyük çoğunluğuna göre bilen birisidir. Hani A değil de B şahsıdır ama ikisi de biliyordur. Dolayısıyla çok önemli değil. Kitaba girdiyse bir şekilde bilen birisi yazmıştır diye düşünüyor ama herkes biliyor, hepimiz biliyoruz ki artık öyle değil. Evet. Özellikle kitabın ve yani patronların daha doğrusu sponsorların diyeyim ortadan kalkıp da artık halka hitap etmeye başladığımızdan beri mesele daha çok popüler kültürle ilgili bir şey. Siz birisinin entelektüel zevkini tatmin etmek zorunda değilsiniz. Sadece ona hitap etmeniz bile yeterli. Kitabı basabilmeniz için ya da yayınlayabilmeniz için. İşin içerisinde tabii şirketler var vesaire vesaire. Ama neticede şu var. Şu anda çıkan bir kitabı eleştirel olarak okumamak gerçekten insanın kendine yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesi. Tabii ki romanı eleştiri okumanıza gerek yok eğer edebiyat eleştirisi yapmayacaksanız. Ama herhangi bir iddiası olan bir kitap varsa işin içerisinde eleştiri olmak zorunda. Çünkü her şey basılabilir. Hatta internetle beraber basılmasına da gerek yok. Bununla mücadele edemeyiz. Çok zor. Burada Nietzsche'nin bir şeyi vardı. Böyle buyurdu Zerdüşt'te. Matbaanın bulunmasıyla düşünce kirlendi diyor. Evet. Yani ve belki matbaaya da geçip internetin de ortaya çıkmasıyla hani evet hiçbir şeyin kontrolü yani kontrol şey, dediğimiz şey ortadan kalkıyor. Mesela akademide bizim temelde bu işte hakemli dergilerin esprisi aslında biraz böyle. Yani en azından çıkışını diyeyim. Şu an geldiği nokta çok parlak değil. O da başka bir mevzu. O başka bir mevzu. Ama esas çıkışı şöyle yani işte kör bir şekilde hakemlik sürecine girmesi demek şu. Bu makale alanında uzman kişiler tarafından denetleniyor. İşte form olarak denetleniyor, şekil olarak denetleniyor, içerik olarak denetleniyor. Orijinal bir şey söylüyor mu ya da içerisinde başka bir şey var mı diye. Kişiye bağlı olmadan az önce söylediğim noktada evet kolektif olacak ama o kolektiflik içerisinde de olabildiğince sistematik bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Sadece kolektif olması yeterli değil. Çünkü kolektif olarak oluşturduğumuz başka bilgiler de var. Mesela işte bir kahvehanede yayılan bir bilgi düşünün mesela. İşte o mahallede olan bir şeyle ilgili. Orası da orada da kolektif bir şey var. Yani bu bizim yapabildiğimiz bir şey insan ırkı olarak. Dedikodu. Çok güzel bir şekilde yayılabiliyor ama bunun hiçbir şeyi yok. Sistematik olması lazım. Yani benim söylediğim şeye Cengiz Bey'in ne cevabı var? Cengiz Bey'in söylediği şeye Ozan ne diyor? Ve bunların hepsi ne anlam ifade ediyor? Bu şekilde sistematik ilerlemesi gerekiyor ki bir ileri aşamada biz bunu değerlendirebilirim. Aksi takdirde herkes her şeyi söyleyebilir. Tam da dediğin gibi bu dedikoduya dönüşüyor. Akademik bir dedikodu istemiyoruz. Sistematik olması, kolektif olması kadar önemli. Sistematik olması bize neyi sağlıyor? Denetimi sağlıyor. Yani sistematik olması, kitapta da birkaç bölümde buna özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Bize bir iddiayla gelecek. Bu iddiayı hangi soru üzerine sorduğunu göstermesi gerekiyor. Ve o soruya verdiği bu cevap yani iddiaya neyle
kanıt gösteriyor. Kanıdı olmadıktan sonra mesela işte köşe yazıları, onlarda da iddia var. Orada da kolektiflik var. Evet. Ama sistematik olması, denetlenebilmesi için kanıt getirmesi, o kanıtın da denetlenmesi gerekiyor. Başkaları tarafından denetlenmesi gerekiyor. Bu şekilde akademik bir iddia dedikodudan ayrılıyor yani. Evet. Şimdi mesela benim şöyle siz konuşurken de aklıma geliyor. Mesela işte bir kütüphanem var. Ondan sonra okuyorsun falan. Ondan sonra birisi geliyor sana işte mesela şaşırıyor. Niye bu kadar çok kitap var? Hepsini okudun mu diyor mesela, tamam mı? Çok saçma bir soru tipik ama. Soru. Ha, tipik soru ama. Şimdi mesela o kendi içinde belki tutarlı bir soru. Çünkü yani kitap ne için alınır? Yani bize öğretilen, ilkokulda öğretilen şey bu kutsal bir şeydi. Alırsın okursun. Evet. Okumazsan niye alıyorsun? Yani böyle bir şey var. Halbuki yani hatta ne alakası var, niye okuyayım hepsini dediğim zaman da hemen işte bak okumamışsın, sen de cahilsin benim gibi. Böyle bir şey oluyor yani, hani hava seziliyor falan. Tabii. Yani ama orada hani bizde genel olarak bu soru sormadan okuma hikayesi. Evet, çok evet. Temel bir yanlışlık. Mesela benim sosyal medyada böyle takip ettiğim bazı tipler var. Ya şimdi adam her şeyi okuyor. Yani bu, ya mantık okuyor, felsefe okuyor, tarih okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor. Ama bir yani sonra bir süre sonra şey Orhan Gencebay'ın şey şarkısına dönüyor iş. Sen de haklısın. Evet, sen de haklısın. Çünkü evet. Bir eleştirel bakış gelişmiyor yani. Evet, kendi perspektifi yok ortada. Bu ya, soru sorma meselesini biraz açabilir miyiz hocam? Bu çok önemli bir konu. Evet, çünkü soru sorma gerçekten şöyle önemli. Mesela soru olmasa böyle bir program olmaz. Yani herkes okur. Burada konuşulan şeyleri bir şekilde tabiri caizse sünger gibi çekerdi içine. Şimdi bu sünger gibi çekme olayı okumanın en büyük düşmanlarından bir tanesi. İşte al bu kitabı, Yasin Ramazan'ın söylediklerini böyle hakkını vererek bir çek içine, yanlış bir analojiye tabii dayanıyor bu. Onu ne kadar hazmedersen, sindirirsen o kadar iyi bir okursun gibi. Bu doğru değil. Sünger gibi bilgileri falan çekmiyoruz. Yani istesek de yapamıyoruz bunu ama işte idealleştirildikten sonra insanlar böyle hissediyorlar. Bu kitapta ne varsa satır satır öğreneceğim. Ve işte şu sayfada ne var? Bak hemen söylüyorum. Hatta filmlerde bile bunun idealleştirildiğini görüyoruz. Böyle işte şu kitabın bilmem ne sayfasında şu vardı falan gibi hatırlıyorlar falan. Gerçekten eğer benim gözlemim şu, kognitif bir probleminiz yoksa böyle şeyler hatırlamazsınız. Yani buna bir şey var, bir istisna var. İmam Gazali'nin şeyle Haydut'la hikayesi. Evet, evet. O muhtemelen o şey olduğu için yani farklı bir durumda. Muhtemelen olduğu o da hatırlamıyordur da bunu bir farkı ortaya koymak hikayeyi için bir söylüyordur. Sen anlatır. Evet. İşte o Haydut ya ben de bak şimdi kitaplar bende, elim bende madem işte senin kitaplarını çaldım. O da ondan sonra ezberlemeye başlıyor falan ama muhtemelen bunu teşvik için söylüyor. Tabii ki o da şu kitabın şurasında bu vardır diye ezberleyecek bir durumda değil. Çünkü ezberin, evet ezber biraz lazım. Her işin içinde biraz öğrenme, ezber, işte tarihler, yerler, insanlar, ilişkilerle beraber bunlar lazım ama mesele şurada, biz bunları içimize bir herhangi bir bağlamsız aldığımızda kullanacağımız yer yok. Ne yapacağız bunları? Yani burada mesela işte diyelim ki 200 kaç 192 sayfalık bir kitap var. Bunun hepsini öğrendiğinde ne olacak? Şimdi doğrusu bakın bu kitabın içerisinde 192 sayfalık bilgi var ve bu kağıtlar buna sahip. Ama bu kağıt hiçbir şey bilmiyor. Ya da işte bir bilgisayar programı için söylerler. Yani işte Wikipedia'da şu kadar bilgi var. Hayır, Wikipedia'da hiç bilgi yok. Wikipedia hiçbir şey bilmiyor. Çünkü orada sıfırlar ve birler var. Bilgi dediğimiz şey kişiyle nesne arasında oluşan bir şey. Tabii bu da benim epistemik görüşümle ilgili bir şey ama temelde bilgi insanın bir nesneyle ilişkisi. Dolayısıyla orada kişi şeyi siz aynen aldığınızda tıpkı bu kitabın kağıdı gibi kadar bilgilenebilirsiniz en fazla. Hiçbir şey neredeyse yani.
Ama soru olduğunda işler değişir. Soru olduğunda bu kitaptan alacağınız şeyi tıpkı böyle bir altın madeninde böyle kumların içerisinden altını ayırt etmek gibi ele 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 olabildiğince saf halini bulmaya çalışırsınız. Temel iddiası ne? Bunu nasıl ortaya koyuyor? Ya da en önemli bilgi ne bu şeyin içerisinde gibi? Olabildiğince saf haldeki soruya iddiayı bulmaya çalışırsınız. Bu da ancak soruyla olur. Bir soruyla giderseniz bir kitap size bir cevap veriyor. Yoksa az önce Cengiz Bey'in söylediği gibi her şey ilgili görünmeye başlıyor. Kitap ne güzel bakın. Şu kadar okudum. Çok iyi. Ben de bununla ilgili siz İmam Gazali'den verdiniz. Ben de sol hareketin tarihinden bir örnek vereyim. 1980'lerde Diyarbakır'da Tayyip Sülo diye bir adam var. Ondan sonra bu böyle bütün Marksist klasikler ezberliyor. Deli herif. Ondan sonra ezberlemiş. Evet. Ondan sonra bir de okurken şöyle kafayı şöyle atarmış. Sayfayı da çeviriyor. Sayfayı çeviriyor sırada. Tamamen fotoğrafı evet, hafıza. Evet. Ondan sonra işte teyip söyle bakalım Lenin'in işte devlet ve devriminde şu sayfada bu hemen işte okumaya başlıyor bir zihninde yani. Evet, ve evet. Hani yani şimdi belki bunda bazı insanlar hayranlık duyabilir veya şey yapabilir ama hani bu biçimdeki bir ezberleme veya işte bir kitabı baştan sona işte soru sormadan not almadan mesela siz burada çok pratik önerileriniz var. Ben aslında onları biraz konuşmak istiyorum. Özellikle not alma kısmı. Not almayı ben sana soracaktım aslında. Not alma kısmı. Sizinle bayağı iyi bir not şeyiniz var. Evet, ya ben sürekli not alıp bir de hani yazarak öğrenmek diye bir şey var. Siz burada mesela ayrıntılı not nasıl alınır? Tabii. Not alırken hangi şeylere uzun not, kısa not falan. Bayağı böyle hani aslında ortaokuldaki bir öğrencinin de okuması gereken. Yani sadece bir akademik şey olarak bakmamak lazım. Ama maalesef yani bizde üniversite düzeyindeki bir çocuk bile bir talebe bile hatta bırakalım üniversiteyi doktora düzeyindeki talebe bile çoğu zaman nasıl okuyacağını bilemiyor. Evet evet mesela makale okumak ya da mesela bir kitap akademik bir eser diyelim benim alanım felsefe. Felsefeden bir felsefi klasiği okuyorsunuz. Bir kapaktan öbür kapağı okumak yani roman gibi baştan sona okumak gibi alışkanlıklar edinmişler. Bu şekilde akademik okuma olmaz yani. Biz bunu istemiyoruz. Yani eğer diyelim ki işte McIntyre'ın bir kitabını McIntyre üzerine çalışmıyorsanız McIntyre'ın bir kitabını baştan sona roman gibi okumak zorunda değilsiniz. Onun ana fikri nedir ve o sizin sorunuzla ne kadar ilgilidir? Bunun için okursunuz. Bunun için önce bir gözden geçirerek okumanız lazım. Nereleri ilgili? İlgili mi? Evet, ilgili ise ilgili yerlerini daha işte yavaş, dikkatli, çözümleyerek, ilgisiz yerlerini daha hızlı belki atlayarak okumayı öğrenmek lazım. Bu da nasıl not aldığımızla da ilgili aslında. Yani bazı notları sadece üzerine aslında ilk okumayı ben hiç not almadan okumayı tavsiye ediyorum. Yani ilk bir kitabı okurken ilgili ilgisiz yerlerini tespit etmek için okurken olabildiğince hızlı biraz da zihni alıştırmak gerekiyor tabii ki böyle okumak için. İlk seferinde hep şey oluyor acaba bir şeyi kaçırdın mı? Evet kaçırdın. Zaten olay bu. Bir şeyleri kaçırman lazım. Bir şeyleri kaçıracaksın çünkü algının çoğu zaten odak dediğimiz şeyle ilgili ve odaklanma da bir şeyleri öncelemek bazı şeyleri kaçırmakla alakalı. Mesela perspektifte bile yani görme algımızda bile yani bu bardağa odaklandığımda onun arkası bulanıklaşmaya başlıyor. Bu odaklanma demek. Akademik okumada da aynısı geçerli. Odaklanmamız demek bir şeyleri göz ardı edebiliyor olmamız, onları bulanıklaştırma, arkanın fulullaşması gerekiyor. O yüzden ilk okumada olabildiğince odaklı ve hızlı okumak. Gerekiyorsa not almadan. O okumayı biraz alıştıktan sonra şu başlıyor. Zihin bu sefer kitapta o soruya binaen bir şeyler olup olmadığını seçmeye başlıyor okurken. Yani onu biraz o fırsatı tanımak lazım zihnimize.
alışkanlık edinmek lazım. Ondan sonra not almaya başlayabiliyoruz. İkinci okumada bu bununla ilgili. Yazarın sorusu burada, cevabı burada. Kanıt olarak bunu vermiş ya da burası şununla çelişiyor gibi ufak tefek notlar üstüne ya da post-itle ya da bir şekilde yer imi gibi, bir yer hatırlatıcısı gibi kitabı tanımlayacak şekilde alınabilir. Üçüncüsü de detaylı notlar. Artık orası bizim yaratıcı olduğumuz yer. Kitabın bizdeki iz düşümünü not almak durumundayız. Şimdi bazen karşılaşıyorum özellikle doktora öğrencilerimde falan. Mesela bir makale, 20 sayfalık bir makale okuyoruz. 10 sayfalık özetle geliyorlar. Şimdi arkadaşlar diyorum bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü zaten 20 sayfa yazmış adam, boşuna mı yazdı? Siz bundan 10 sayfa bir not aldığınızda aslında not almamış gibi bir şey oluyorsunuz. Önemli olan şu, bu makalenin sizdeki iz düşümünü en fazla işte bir sayfalık not almanız lazım. Yani bir A4 sayfasında işte Word'e alıyorsanız Word'e ya da işte ufak bir not defteri ise belki iki sayfa, ama mesele şurada. Aldığınız not, bu da çok hatalı bir şeydir. Aldığınız not buradaki şeyin aynen almanız değil. Buradaki şeyi sizin yorumunuzla nasıl aldığınızı not almanız lazım detaylı notta. Yani size ne ifade etti? Çünkü o kadar çok, özellikle tez yazımında falan çok karşılaşıyoruz bununla. O kadar çok şey okuyorsunuz, o kadar çok şeyle karşılaşıyorsunuz ki bir süre sonra okuduğunuz şeylerin ne kadar not alırsanız alın, neden not aldığınızı unutacaksınız. Evet. O bağlam kaçacak. Yaratıcılık tam o bağlamda. Yani okurken hani bir kitap okuyoruz, anladığımız nokta var ya, o nokta bir kere kaçarsa bir daha gelmiyor. O şeyi kurmak. Bu da tabii şu da önemli. Yorum yapabilmek de başlı başına başka bir zanaat yani. Tabii. Yani şu var, nasıl okumalıyız zın tersten de şey yaparsak, hani bir kitabı nasıl okumalıyız? Bir tersten cevap sorarsak, bir kitabı nasıl yazmalıyız? Evet. Yani aynen. Çünkü bir de bunun işte atıyorum name dropping diyorlar ya. Name droppingli bir şey oluşturuyorsun. Böyle ondan o söylemiş, bu söylemiş. Evet. Sen de söylüyorsun yani. Buradaki sen ne diyorsun? Evet. Bir de öyle bir şey var. Nasıl aynanın diğer tarafı var. Tabii, değil mi? Tabii, kesinlikle. Yani mesela o ikisi birbirini tamamlayan bir şey, süreç. Aslında ben yazmadan okumanın çok çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani tecrübelerime mahsuben söylüyorum bunu. Sadece kendi tecrübem değil. Aynı zamanda böyle akademik okuma yazma atölyeleri falan da düzenliyoruz. Ya da kendi doktora, master öğrencilerimde de gördüğüm şey. Not olarak bile olsa herhangi bir şekilde yazıya dökülmeyen okumanın kalitesi otomatikman düşüyor. Yani tabii ki edebi eserlerde, şiirde, şunda bunda demiyorum. Ya da işte genel olarak hani ne diyelim? Yani film izlemek yerine kitap okumak gibi bir şey. Yani daha eğlencesine ya da boş zamanın boş geçmesin diye yapılan okumalarda daha serbest olunabilir. Ama onda bile kenara alınmış notlar hemen okumanın kalitesini artırıyor. Yani sizi içine çekebiliyor. Çünkü az önce Cengiz Bey söyledi ya, gerçekten yazmak beyinde başka bir şeyleri harekete geçiriyor. Yani sadece okurken canlanan şey değil, yazarken ayrı bir fonksiyon icra ediyoruz. O sırada da bir öğrenme gerçekleşiyor. Ben o yüzden mesela 20 sayfalık bir makale okuyorsunuz ya da bir kitabın işte 40 sayfalık bir bölümünü okuyorsunuz. Bundan bir sayfalık sizdeki iz düşümünü yazdığınızda o yorum yapma kabiliyetinizi artıracağı gibi aynı zamanda oradan esas alınabilecek o özü de almış oluyorsunuz. Yani kumun içindeki altını bulmuş oluyorsunuz. Yoksa o altın orada değil aslında. Yani siz aradığınız için onu buluyorsunuz. Biraz böyle yaratıcı bir durum var. Sizin yorumunuz yaratıcı. Yoksa şu ana kadar mesela Shakespeare'in herhangi bir metninden, şiirinden hepimiz aynı şeyi anlardık.
Ama öyle değil yani. Yüzlerce yorum olabiliyor. Ya da Aristo'nun metni 2500 yıldır üstelik felsefe. Herkes aynı şeyi anlaması gerekiyordu. Öyle değil yani. Her bakan kendi yorumuyla baktığı için farklı bir şey anlayabiliyor. Ve bunu yazıya da döktüğünde biz de bakıyoruz ki ha evet İbn Sina Aristo'yu okuduğunda farklı bir şeyler anladı. Aquinas okuduğunda farklı bir şey anladı. Dolayısıyla Aristo diye bir metin yok. Aristo bize yorumlar aracılığıyla gelen bir şey. Yani Yunancasını bulsanız da böyle, Latincesinden okusanız da böyle, Arapçasından okusanız da böyle, İngilizcesinden, Türkçesinden okusanız da mutlaka bir yorumla geliyor. Ve konuşmanın başına dönecek olursak, öyle ilkokuldaki gibi biz Aristo'yu hayal gücümüzle işte bir tane Aristo var, onu işte hepimiz farklı görüyoruz gibi değil. Onu biz mat bir takım filtreler aracılığıyla görüyoruz. O filtreler artık ortaya çıkmaya başlıyor işte. İbn Sina filtresi çıkıyor mesela. Onun aracılığıyla bazı şeylerini anlıyoruz. Aquinas filtresi oluyor. Yani o filtreler aracılığı anladığımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer siz de işin içine giriyorsunuz. Peki ben nasıl anlayacağım buradaki konuyu? Evet. Hocam bu odaklanma meselesini konuşurken benim aklıma yani bunu anlatmak istiyorum. Şimdi ben resim okudum. Rönesans resminin temel şeyi odaklanmadır. Yani perspektif. İşte ondan önceki bütün doğu resminde, batı resminde ayrıntıcıdır. Yani işte bütün ayrıntıları eşit muamele eder. Hatta doğuda bu çok daha uzun yıllar. Hani minyatür vesaire. Ama batıda işte Giotto ile birlikte resmi bir merkez koyuyor. Bir hikayesi var resmin ve bütün perspektifi bilmem neyi işte ona göre yerleştiriyor. Evet. Sonra diğer ustalar yavaş yavaş arkadaki şeyleri ayıklamaya başlıyorlar vesaire. Oradan bu modern resme kadar gelen şey aslında ayıklamadır. Yani bir ayıklamanın tarihidir. Giderek resmin ana fikrinin etrafındaki her şey o resmin odak noktasına bir destek, bir referans verir. Evet. Yani resme baktığınız zaman mesela empresyonistlerde de bu böyledir. Hı hı. İşte hatta işte kübistlerde daha da parçalayarak vesaire. Şimdi bu odak meselesi bizde hani çok odaklanamama veya bir ana fikir üzerinden bir kurgu yapamama, metne bir kurgu getiremem meselesi, bütün bu detaylarda kaybolma, işte okudun onu oradan al, bunu buradan al, aman şuradan alıntı çekeyim, bunu şey yapayım derken mevzu kayboluyor. Mevzu kayboluyor, soru yok çünkü. Evet, ayrıntıların içinde boğuluyoruz vesaire. Hani biraz böyle bir destek hani size yapmış olayım. Yani biraz böyle sanki aslında bunun da hani görsel sanatlarda da böyle bir aslında macerası var. Yani evet. Bütün bu odaklanma meselesi. Ya bu şeyle yazım sanatlarıyla da ilgili bir durum. Yani mesela paragrafın icadı falan, yani artık bir odağımız var. Hani biz mesela Orta Çağ'daki filozofların yorum faaliyetine katılmak gibi bir şey yapmıyoruz. Yani bambaşka bir şeyin peşindeyiz. İddiaları değerlendirme, yani akademi temelde yorumların bir yorum faaliyeti, ama bu yorumun bir perspektif ölçüsünde olduğunu düşünüyoruz. Mesela tabii bunun metafizik ve epistemik farklı gerekçeleri de var, ama temelde artık Kant sonrası dünyadayız ve biz bilginin nasıl şekillendiğini kendimize referansla açıklıyoruz. Yani dünya şu şekildedir. Biz de onun özünü kavruyoruz gibi bir şekilde değil de özellikle herhangi bir konuda biz bir şeyi nasıl biliyoruz sorusu. Yani buna dair bilgilerimiz nasıl bir şekil alıyor? Daha temele inersek mesela zaman, mekan gibi, nedensellik gibi şeylerle alıyoruz. Bunlar bizim algımızı nasıl etkiliyor? Yani böyle saf bir algı falan diye bir şey yok. Ya da işte Descartes'in varsaydığı gibi aklımızla
saf formları algılıyor gibi bir şey değiliz. Perspektifimiz var. Ve bu perspektif çok ya da postmodern bir noktaya kayacak olursak aslında perspektif dışında hiçbir şey yok. Yani tamamen objektif diyebileceğimiz bir nokta yok diye bir noktaya kadar gelebiliyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum tabii ki ama objektiflik dediğimiz şey bir ideal bile olsa bize şunu sağlıyor en azından. Çok basit bir şekilde dil konusunda bile neye ne dediğimizi kültür olarak karar vermiyoruz. Yani birlikte bir şeyin üzerine anlaşabiliyoruz. İşte sıcak ve soğuk diye iki şeyden bahsediyoruz. Ve bunun hangi derecede sıcak soğuk olduğuna kültürel olarak karar verebiliriz. Ama sıcak ve soğuk diye iki ayrı şeyin olduğuna kültürel olarak karar vermiyoruz. Aynı bu şekilde perspektif bize kültür olarak kazandırılıyor. Ama perspektifin dışına referansla bir şeyleri açıklayabiliyoruz. O yüzden bilim diye bir şey var mesela, felsefe diye bir şey var. Yani aslında pek çok sanatın da perspektif dışına referansla belli bir anlamının olmadığını söyleyebilir miyiz? Yani bu mimari olabilir, resim olabilir, müzik olabilir. Bize evrensel bir takım mesaj vermiyor mesela. Bununla ilgili bir şey yapmaya çalışıyoruz. Araştırma ya da akademi bundan çok farklı değil. Evet, herkesin perspektifi var. Her makalenin bir yazarı var. Her kitabın bir yazarı var. Fakat bu yazar bana öyle geliyor diye yazmıyor yani. Perspektif dışına referansla bir şeyi açıklamaya çalışıyor. Benim perspektifimden böyle görünüyor ama perspektif dışında da bir dünya var. Hı-hı. Nereden öğrendim? Diğerlerinden öğrendim. Sistematik olarak bu meşhur fil ve körler var ya, onun gibi diğer körlerin birbirini dinlemeleri fil hakkında daha net bir bilgiye sahip olmalarına sebep olur. Hepsi eğer kendi bilgisiyle kalsa filin 50 türlü açıklaması olurdu. Kolektif bir bilgi. Evet. Körlerin kolektif bilgisi. Evet ve sistematik olacak. Körler sırayla konuşacaklar mesela. Bir ağızdan. Evet, bir ağızdan değil. Birbirlerini dinleyecekler mesela. Akademik kültür açısından inanılmaz önemli bir şey dinlemek. Yani diğerleri ne diyorlar acaba? Sıfırdan başlamak değil. Bir de tabii şey yani yanlışların bir olması yani bunlar da çok önemli şeyler. Yani bu metotlar da onu getiriyor. Tabii. Test ediyorsun. Yani şey bile olsa, tarihi bir bilgi bile olsa bunu test ediyorsun. Yani doğa bilimlerinde tabii bu var. Bunu deneyle falan şey yapıyorsun ama bir yandan da işte teori kurduğun zaman tarihsel, sosyolojik kavramsal yapı kurduğun zaman bile bunun bir test edilebilir şey tabii, olması gerekiyor. Tabii. Yoksa abi şey oluyor yani bu bir komplo teorisi. Yani mesela komplo teorileri niye şey yani burada belki onlardan bahsetmek gerekiyor. Evet. Komplo teorileri niye? Çünkü yani her şeyi açıklıyor. Yani her şeyi açıklayabiliyorsun yani. Yani hiçbir dışarıda bırakabileceği hiçbir şey yok. Çünkü yeni bir açıklama ekleyebilirsin teoriye. Sistematik olarak denetlenmediği için. Bu gerçekten güzel bir konu. Yani ona ad hoc argüman diyoruz. Yani aslında oradaki teori, komple teorisinin açıklamadığı bir şey varsa, bir olay oluyorsa teoriyi azıcık değiştirirsin, olur biter. Ama sistematik olarak kontrol edilen bir teoride işler böyle değil. Teori sarsılmaya başlıyor ve teoriyi kontrol edebiliyoruz. Yani sistematik olarak güncelleyebiliyoruz. Aslında pek çok bilim dalında ya da beşeri ilimlerde bunun örnekleri var. Yani evet, her şeyde ilerlemeden bahsedemiyoruz ama denetlemeden hepsinde bahsedebiliyoruz. Mesela şeyler de öyle, burçlar da öyle. Burcunuzu biliyorsunuz değil mi? Ben hepsini biliyorum. Yükseleni, ayı, güneşi hepsini evet. Biliyorum. Şimdi burçlar meselesinde de mesela işte burcunuza uymuyorsanız yükseleniniz çıkar. Yükselen uymayınca bir yerden tutturuyor. Ay burcu çıkar. Ay burcu çıkar, işte ev çıkar, bir şey çıkar. Mutlaka bir yerden tutturacağız. Bir yerden burcunuza uygunsunuzdur. İşte bu ad hoc argümanlar, sıralı ad hoc diyoruz buna. Yani teori hiçbir zaman yanlışlanamaz. Evet. Sistematik olarak denetim mekanizması yok çünkü. Yani şöyle diyemezsiniz. Hayır, mesela
diyelim ki sizin burcunuz ne? Akrep. Akrep. Hayır, akrep bunu yapmaz. Diyemiyorsunuz. Şimdi hem akrep hem de gerçek. Ne yapacaksınız? Teoriyi değiştireceksiniz tabii ki. O yüzden mesela yükselen çıkıyor. Tabii yükselen. Ha, akrepsin ama yükselensin sen. Yükselenden yırtıyorsun. Yani şöyle bir şey olsa mesela gerçekten çok güzel olurdu. İşte mesela 12 tane burç var. 12 tür insan olsa dünyada mesela işler ne kadar kolay olurdu. Evet. Acayip rahat olurdu. Ama öyle değil yani. Mutlaka akrep olup da akrep özelliği göstermeyen birisi var, ne yapacaksınız? Teoriye yeni bir kat eklersiniz. Sonra güzel gece konduya benzer bir teoriniz olur. Bütün teoriler biraz böyle ama değil mi? Yani teorinin yanlışlanamaması hikayesi biraz böyle bir şey. Ya şöyle, bir süre sonra teoriden vazgeçiliyor çünkü açıklama gücünü yitiriyor yani. Evet. Ama ad hoc argümanlar ya da ad hoc teoriler öyle değil. Hiçbir zaman yitirmiyorlar çünkü teori en başta şeyleri kurmuyor. Yani kavramlarını net kurmuyor. Mesela şu sınırların dışına çıkamayacak hiçbir şey yok demiyor. Dolayısıyla teoriyi bırakmanız için bir sebep yok. Yani işte mesela akrebin temel özelliği nedir? Kincidir. Kinci. Mesela buna dair bir deneyimimiz yok. Mesela kinci olduğunu gösteren bir şey yok. Dolayısıyla şöyle, kinci olan insanlar bunu gösteriyorlar. Ama bir tane de kinci varsa, şey, kinci olmayan bir akrep varsa buna bir açıklama buluruz yani, ne olacak? Dolayısıyla teoriyi hiçbir zaman zayıflatamıyoruz. Bu arada şeyde teori deyince de, teori de aslında bir yani Yunancasıyla bir nazar, yani bakış. Aynen bir, öyle. Bir aslında perspektif, yani o açıdan da şey yapmak lazım onu. Evet. Söylemek lazım. Çok güzel. Arapçada da nazariye. Nazar. Mesela. Nazariye dediğimiz şey teori. Bakış. Bakış açısı veriyor, evet, sana. Daha geniş bakış açısı veriyor mesela. Bir teori alınca kendi bakışınızla değil, o teoriyle şu ana kadar pek çok şeyi açıklamış, pek çok sizden önceki büyük zihinlerin bakış açısını edinmiş oluyorsunuz. Teoriyle düşündüğünüzde mesela. Bu çok insan kültürü iç açısından inanılmaz bir şey yani. Aktarım, evet, için çok iyi bir şey. Sıfırdan başlamak, evet, zorunda, evet, değilsiniz. Evet. Yani mesela şeyi okurken filan, atıyorum bir Aristo'yu okurken şey de ilginç geliyor. Mesela bir zihin, insan zihni 2500 sene önce bunu yazmış ve bununla karşılaşmak, onunla sohbet etmek bir yanıyla da yani çok zamansız bir şey gibi. Zamansız bir şey çok yani muhteşem bir şey değil mi ya? Hani evet, ölmüş gitmiş. Yani şimdi mesela biz öleceğiz. Ben yırttım bir ara. Evet. Geçen hafta. Bir önce yırttım. Evet. Mesela yazıyorsunuz. Yani öyle şey devam ediyor. Sözlü olarak da. Hatta metin, şimdi tabii ki metinden bahsediyoruz. Bir şey içinde düşünceleriniz yaşıyor. Çok aslında bir yanıyla da tabii muhteşem bir şey ya. Hani... Ya mesela ben şeyleri bu 50'lerde 60'larda işte filozoflarla ya da böyle akademisyenlerle yapılmış röportajları bazen YouTube'dan falan izliyorum. Gerçekten insana ayrı bir dünyaya çekiyor. Yani 50 yıl olmuş aslında. 60 yıl olmuş. Ama yine de fark ediyorsunuz ki onlar bambaşka bir dünyada yaşıyorlarmış. Bunun fark edilmesi bile çok büyük bir şey. Yani onunla konuşuyorsunuz ve o size 50 sene öncesinden bir perspektif getiriyor mesela. Diyorsunuz ki burada benzeştiğimiz bir yer var, burada farklılaştığımız bir yer var. Tıpkı sizinle konuştuğumuz gibi zihinsel bir konuşma gerçekleşiyor. Çok hoş. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Evet. O zaman soracağım. Ben soracağım bir şey yok. Hocam, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim şey aslında çoğu şeyi konuştuk gibi. Yani dediğim gibi bu bir kültür meselesi. Evet. Yani kitap özelinde söyleyecek olursam yani pek çok insan bu işlere başlıyor ve yarıda bırakmak zorunda kalıyor ve emek israfı gerçekleşiyor çok büyük ölçüde. Saatlerce, günlerce, aylarca çalışıp gerek işte doktora seviyesinde, master seviyesinde gerekse akademi dışında yani bir şeylerle ilgilenip de mesafe kat edemeyen pek çok insanla karşılaşıyoruz. Birincisi bu, insan da şey getiriyor, biraz da psikolojik bir baskı oluşturuyor. Ya ben bu işlerin adamı değilim, ben bunları yapamıyorum falan gibi bir şey de getiriyor. Hayır, gerçekten bu problem herkeste var. Yani sadece Türkiye ile de ilgili değil. Bunun bir
alışkanlık olarak, bir kültür olarak edinilmesi lazım. Evet. Onu edindikten sonra bu kitapta çok bahsetmiyorum ama bazı retorik durumlar da oluyor. Bunda her disiplinin kendi içerisinde bazı retorik durumları var. Bir şeyi nasıl tartışırız falan gibi yöntem derslerinde ya da kitaplarında öğreniyorlar. Onları da ne yapacağını bilemiyor. Ya ben bunlarla ne yapacağım? Evet, öğreniyorum, bu kadar kitap okuyorum, bu kadar çalışıyorum ama olmuyor. Olmuyorsa bence hatayı kendinizde aramaktan önce yaptığınız şeyleri değiştirmekle başlamak lazım. Başka şekilde nasıl yapabilirim diye. Kitabın özünde de ben bunu savunuyorum aslında. Davranışları değiştirmemiz lazım. Akademiye, bilgiye yaklaşım tarzımızı değiştirirsek o zaman çok daha işler kolaylaşıyor ve yaratıcı bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Sadece birbirini tekrar eden, ilgisiz, mesela akademinin en büyük problemlerinden bir tanesi yani çok detaylı ve ilgisiz şeyler üretilmesi falan. Ya bir süre sonra bunu niye yapıyoruz biz noktasına kadar gelebiliyor. Niye yapıyorsunuz? Çünkü gerçekten sistematik ve kolektif olarak ürettiğimiz bilgi yaratıcı oluyor. Akademideki türümüz bu. O yüzden bir şekilde başlayıp da bu programı izleyen birileri varsa ya bir evet akademiden araştırmadan bahsediliyor bakalım ne diyorlar diye ve umutsuz hissediyorsa davranışlarını değiştirmesini tavsiye ederim. Evet. Araştırmayı bırakın. Ya ben şeyi hatırlıyorum. İşte 20 yıl önce yüksek lisansa başladığım zaman araştırma yöntemleri diye bir ders aldık. Daha ilk bir şey. Ya şimdi öğretilen şeyleri hatırlıyorum. Dipnot nasıl alınır? İşte yok sayfa kenarı ne kadar. Evet, ya evet. Bu dünyanın en saçma şeyi yani. Şimdi düşündüğüm zaman ya bize önce şu kitap nasıl okunur bir hani evet, not evet. Yani okuma yani araştırma yöntemleri okuma yöntemlerini öğrenmesi lazım. Tabii insanlar. O diğer şeyler dediğim gibi onlar her disiplin için farklı şeyler onlara bir şekilde ediniyorsunuz zaten. Hatta bugün mesela ben çoğunu bilmem Zotero ya da Mendeley falan gibi programlar yapıyor bunları hiçbir evet. Hiçbir önemi kalmadı bunun teknik benim olarak. Benim yüksek lisans tezimde en fazla dikkat ettikleri şey sayfa kenarı evet. Kaç punto bilmem dipnotta i̇şte tutuyor mu? İtalik yazmamışsın. İtalik yazmamışsın al bunu geri götürdün. Ya şimdi tamam hani dikkat edelim de yani çok teknik bir şey yani evet. Bunun içinde ne yazmışsın? Yani neyi ne kadar araştırmışsın, evet. Yeni bir şey bulmuş musun, bulmamış mısın? İşin heyecanlı kısmını atlıyoruz yani. İşin heyecanlı zaten kısmı olarak. Zaten baştan öldürüyorlar, saplıyorlar, hançeri kalıyorsun yani. Evet. Buradaki teknik ayrıntılara işte sayfa doğru mu bilmem ne falan. Başlıklar falan. Büyük mü yazılmış? Yani maalesef biraz bu konularda herhalde yavaş yavaş değişecek ama... İnşallah hızlı değişir. Kültürün değişmesi lazım. Sadece şeyle ilgili değil. Evet, evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Bugün bence çok faydalı bir sohbet oldu. Gerçekten nasıl okumalıyız, nasıl araştırmalıyız üzerine. Çok temel bir kitap ve mutlaka herkesin elinin altında olması gereken bir kitap. Araştırmanın alfabesi Babil kitaptan. Tabii şu çıktı. Alt başlığı bir tekrardan okumak lazım. Evet. Yeni başlayanlar ve yeniden. Burası çok önemli. Yeniden başlamak isteyenler evet. için. Evet. Biz onlar deriz. Treni kaçırmadan yeniden başlayalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. 269. yayınımız burada sona eriyor. Bugün konuğumuz Dr. Yasin Ramazan'la araştırmanın alfabesini konuştuk. Babil kitaptan çıkmıştı. Yayınımıza destek olan babil.com'a da bitirmeden bir teşekkür edelim. Ayrıca Patreon destekçilerimizi de çok seviyoruz. Onlara katılmak isteyenler YouTube'dan da katılabilirler. Bize destek olabilirler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.